Evet arkadaşlar, şimdi etkinlik 3 ile karşınızdayım. Şimdi etkinlik 3'e başlayalım. Diyor ki mitozda, mayozda ve mayoz 1 ve mayoz 2'de ortak olanları işaretleyiniz. Crossing over, mayozda yok, mayoz 1'de var, mayoz 2'de yok. Tetrat ve sinapsiz mitozda yok, mayoz 1'de var, mayoz 2'de yok. Kardeş kromatitlerin ayrılması mitozun ana fazında var. Mayoz 1'de homolog kromozom ayrılır, mayoz 2'de var. Homolog kromozom ayrılması mitozda yok, mayoz 1'de var, mayoz 2'de yine yok. Çekirdek zarının yeniden oluşması kısmı mitozda var, mayoz 1'de var, mayoz 2'de de var. Sitokinez ve karyokinez her ikisinde de, hatta her ikisi her üçünde de var. İyi ipliklerin oluşumu mitozda var, mayoz 1'de var ve mayoz 2'de var. Kromozom sayısının yarıya inmesi mitozda yok, mayoz 1'de var, mayoz 2'de yok. DNA'nın eşlenmesi mitozda var, mayoz 1'de var, mayoz 2'de yok. Santriol hayvanlarda eşlenmesi mitozda var, mayoz 1'de var ve mayoz 2'de yok. Santriollerin eşlenmesi kısmı aslında mayozda hücre ayrılırken de var diye kabul edebiliriz ve olay bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçecek olursak bize bunların neler olduğunu soruyor. Bakın, ekvatoral düzlemde tek sıra halinde dizilmiş. O zaman burası hangi evredir? Burası metafaz evresidir. Ama metafazın kaçıncısı? Metafazın ikincisi. Sonra devam ediyoruz. Bakın burada kardeş kromatitler ayrılmış kromozomlardan, gördüğünüz gibi. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı yer neresidir? Anafaz 2 evresidir ki mayoz 2'ye ait olduğunu söylemiş soruda. Üçüncü kısma geldiğimde ben, üçüncü kısım ise bakın daha sentrozomlar zıt kutuplara dahi çekilmemiş. O zaman burası nedir arkadaşlar? Profaz 2 evresidir. Bakın burada iki tane çekirdek oluşmuş. O zaman burası nedir? Telofaz 2 evresidir. Ve son olarak artık bölünme gerçekleşmiş. Burasının adı nedir? Sitokinez 2'dir. Sıralaması nasıldı arkadaşlar? İp mat S şeklindeydi. Burası mayoz 2 olduğu için interfaz yok. O zaman profazla başlayacağız. Yani bir numaralı kısım, daha doğrusu isimlerini doğru şekilde yazınız diyorsa, o zaman biz şu şekilde yazacağız. Sıralamasını değil de şunu yapacağız. Metafaz 1 numara, metafaz 2. Aslında tekrardan yazmaya gerek yok. 1 numara metafaz 2, 2 numara anafaz 2, 3 numara profaz 2, 4 numara telofaz 2 ve 5 numara sitokinez 2. Sıralamasını yapacak olursam eğer, ben 1 numaraya gelmesi gereken, yani ilk olacak olan 3 numara sıralamasında. Daha sonra devam ediyorum. Sonra 2 numaraya metafaz, yani 1 gelecek. Sonra 3 numaraya anafaz, yani 2 gelecek. 4 numaraya telofaz, ki 4'ün kendisi gelecek. 5 numaraya da 5, yani sitokinez gelecek. Sıralama bu şekilde olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi diyor ki bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen sitoplazma bölünmelerinin farklılıklarını yazınız. Şimdi bakın, hayvan hücresinde meydana gelen olay boğumlanma dediğimiz sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Bitki hücrelerinde ise meydana gelen olay ara lamel dediğimiz olay meydana gelecektir. Şimdi ara lamel olmasının sebebi, bitki hücrelerinde arkadaşlar hücre çeperi olduğu için dışarıdan bir boğumlanma gerçekleştiremiyor. Dışarıdan bir boğumlanma olmayınca otomatikman içeriden bir bölünme gerçekleşiyor. Hayvan hücrelerinde ise dışarıdan boğumlanma ile sürüyor. Doğru ve yanlışları yazınız demiş bize. Mayoz bölünmenin amacı kromozom sayısını yarıya düşürerek türün kromozom sayısının döllenme ile birlikte değişmeden, yani değişmeden dediği nedir? Sabit kalmasını döllenme ile sağlamak doğrudur. Her mayoz bölünmede crossing over mutlaka gerçekleşir. Hayır arkadaşlar, her mayoz bölünmede crossing over gerçekleşmek zorunda değil. Mayoz 1'de kromozom sayısı değişmez. Hayır, mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iner. Yanlış. Mayoz 2'nin sonunda kromozom sayısı yarıya iner. Asıl burada değişmez. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Mayoz bölünmede DNA işlenmesi bir kez gerçekleşir ve arka arkaya iki defa hücre bölünmesi olur. İşte bu doğrudur. DNA sadece mayoz 1'de işlenir, mayoz 2'de olmaz. Sonra iki kez bölünme olur. Mayoz bölünmeye geçiren hayvan hücresinde sentrozom eşlenmesi iki kez gerçekleşir. Evet, hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de.
Tetratların sayısı diploid kromozom sayısına eşittir. Tetratların sayısının diploid kromozom sayısıyla hiçbir alakası yok. Hücrenin içerisinde bulunan kromozom sayısıyla alakalıdır. Crossing over olayı kromozom ve gen sayısını değiştirir. Kromozom sayısını öncelikle değiştirmez. Bu direkt zaten yanlış. Aynı kromozom üzerinde bulunan genler arasındaki mesafe arttıkça crossing over azalmaz. Aksine mesafe arttıkça crossing over olma olasılığı artacaktır arkadaşlar. Anafaz 1'de kromozomların rastgele ayrılması kalıtsal çeşitliliği oluşan temel etkendir. Doğru. Tabi crossing over da kalıtsal çeşitliliği oluşturur. Fakat crossing over her zaman olma ihtimali olmadığı için esas etken burada anafaz 1'deki homolog kromozomların ayrılmasıdır. Mayoz 2'de gerçekleşen anafaz 2 evresinde kardeş kromatitlerin ayrılmasıdır. Doğru. Mayoz 1'deki ise homolog kromozomların ayrılmasıydı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Diyor ki bize bunları yerlerine yerleştiriniz. Şimdi bize 2 numara ile gösterdiği yer neresidir? Birbirlerine bağlandıkları için 2 numara ile belirtilen yer sentromerdir. Bu bir. Şunu şöyle silelim. Yani buraya A gelecekmiş. 1 numara ile gösterildiği yer neresi? Burası bir mayoz bölünme olduğu için ve bu kromozomlar birbirlerinden farklı olduğu için bunlar bir kere net olarak nedir? Kromozomdur. Ama mayoz bölünme olduğu için ve birbirlerinden de farklı oldukları için nasıl kromozomdur bunlar? Biri anneden, diğeri babadan gelen homolog kromozomdur. Yani 1 numara D olacak. 3 numaraya baktığımda bakın bize ne gösteriyor? Kardeş olmayan kromatitleri gösteriyor. Şuraya kardeş olmayan kromatit yazalım. 4 numaraya baktığımızda 4 numarada da bize ne diyor? Bir dörtlü yapıyı gösteriyor. Kromozomlarda iki kromozomun yan yana gelmesiyle meydana gelen neydi? Tetrattı arkadaşlar. 5 numara ise kardeş kromatitleri gösteriyor. Şuraya direkt C yazalım ve devam edelim arkadaşlar. İkisinin karşılaştırılmasını istemiş bizden. İkisini karşılaştıralım. Şimdi burada arkadaşlar hem N hem 2N hem de 3N kromozomlu hücrelerde görülebiliyor. Şöyle şuraya 3N kromozom yazalım. Mayoz bölünme ise arkadaşlar sadece 2N kromozomlu hücrelerde görülür. Önemli bir farkları budur. Daha sonra başka bir farklarına ben bakacak olursam mitoz bölünme arkadaşlar vücut hücrelerinde görünürken mayoz bölünme üreme hücrelerinde meydana gelecektir. Üreme hücresi diyelim. Mitoz bölünmede arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik var mıydı? Yazamadık. Çeşitlilik yok. Ama şöyle direkt ok çıkaralım. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik var. Mitoz bölünmede tek seferde gerçekleşir. Tek şekilde olur. Burada ise neydi arkadaşlar? İki şekilde olur. Bu da iki şekilde dediği aslında ikiye ayrılır desek daha mantıklıydı. Bunlardan bir tanesi mayoz 1. Bir tanesi ise mayoz 2 birbirini takip ederek gerçekleşir. Sonra mitoz bölünmede sevgili arkadaşlar kromozom sayısı değişmez. Mayoz bölünmede ise kromozom sayısı yarıya iner. Mitoz bölünmeye geldiğimizde ise mitoz bölünmede oluşan hücre sayısına baktığımda ben oluşan hücre sayısı mitoz bölünmede 2 iken mayoz bölünmede oluşan hücre sayımız kaçtır? 4'tür deyip hatta örnekleri daha da çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada G etkinliğimize devam edelim arkadaşlar. Bakın diyor ki bize N eşittir 2 kromozom. Hemen sayıyorum bakın. N eşittir 2 kromozomlu yapımız burasıdır. O zaman şuraya N eşittir 2 yazalım. N eşittir 3 kromozomlu olan da burasıdır. N eşittir 6 kromozomlu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman burası da N eşittir 6 olacak. 2N eşittir 4 bakın. Hemen şurası 2N eşittir 4'tür. Hemen 2N eşittir 6'ya bakacağım ben. 2N eşittir bakın 1 yani 2, 4 toplamda 6. O zaman şurası da 2N eşittir 6 olacak. Ve son olarak 2N eşittir
10'a baktığımda burası da bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane iken eşittir 10 şeklinde yazabiliriz. Ve son kısma geçiyoruz. Bize diyor ki numaralandırılmış kutucuklarda mayoz bölünme ile ilgili bazı olaylar verilmiştir. Kutucuklarda numaralandırılanlarla ilgili soruları cevaplayınız. Hemen soruları bunlara göre cevaplayalım arkadaşlar. Diyor ki hangileri mayoz 1 evresinde gerçekleşir? Şimdi crossing over mayoz 1'de gerçekleşir. Evet. Kardeş kromatitler mayoz 2'dedir. Stokines yine aynı şekilde mayoz 1'de gerçekleşir. Homolog kromozomların ayrılması mayoz 1'de olabilir. Sinapsis oluşumu mayoz 1'de olabilir ve karyokinez mayoz 1'de vardır. Hangileri mayoz 2'de olur? Crossing over yok. Kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz 2. Stokinez mayoz 2'de vardır. Homolog kromozom ayrılması yok. Sinapsis oluşumuna baktığımızda yok. Karyokinez ise vardır. Hangileri hem mitoz hem mayozda gerçekleşir? Aslında şimdi bu tarz sorularda bir mayoz 1, mayoz 2 diye ayırabiliriz. Mesela crossing over 1, kardeş kromatitlerin ayrılması 2, stokinez hem 1 hem 2, homolog kromozom 1, sinapsis oluşumu 1, karyokinez hem 1 hem 2. Burada 2'nin olduğu yerlerde demek ki mitozda ikisinde ortak, çünkü onu söyleyebiliriz. Hem mitoz hem mayoz dediği zaman o zaman ikilere odaklanacağız. O zaman 2, 3, 2, 3 ve 6 numara hem mitoz hem mayozda gerçekleşir. Hangilerinin sonucunda oluşan hücrelerde genetik çeşitlilik olur? Genetik çeşitlilik iki şekilde olur. Bir, crossing over yani 1 numara. Bir de homolog kromozomların ayrılması yani 4 numara şeklinde sonuçlandırabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen pekiştirme testinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.